Paragraf. Paragraf birden çok cümlenin oluşturduğu düşünce birimidir. Uzun bir yazı içinde bütün paragraflar hem birbirleriyle hem de her biri kendi içinde anlam ve biçim uygunluğu taşımalıdır. Örnek. 1. İster sesli okumada olsun, ister sessiz okumada olsun, okumaya başlamadan önce dikkatinizi bir noktada toplayarak okuduğunuz şeyde ne aradığımızı kendi kendimize sormalıyız. 2. İyi bir okuyucu okuduğu metne uymasını bilen kişidir. 3. Hatta bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. 4. Plansız, düzensiz bir okuma hiçbir zaman işimize yaramaz. Bu paragrafta 1, 3 ve 4. cümleler anlam bütünlüğü içindedir. Ancak 2. cümle parçanın akışını bozmuştur. 2. cümle parçadan çıkarılırsa paragrafta dil ve düşünce birliği sağlanmış olur. Şimdi tekrar okuyalım. İster sesli okumada olsun, ister sessiz okumada olsun, okumaya başlamadan önce dikkatinizi bir noktada toplayarak okuduğunuz şeyde ne aradığımızı kendi kendimize sormalıyız. Hatta bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Plansız, düzensiz bir okuma hiçbir zaman işimize yaramaz. Paragrafın yapısı. Paragrafın yapısına iki açıdan yaklaşmak gerekir. 1. Bütün paragraflarda giriş, gelişme, sonuç cümleleri olur. Giriş cümlesi, paragrafın konusunun ortaya konulduğu ilk cümledir. Gelişme cümleleri, giriş cümlesinden sonra gelen ve onu açıklayan cümlelere denir. Sonuç cümlesi, açıklamaların sonuca bağlandığı en son cümleye denir. 2. Paragrafta olayların oluş, düşüncelerin mantık, betimlemelerin görülüş sırasına göre sunulmalıdır. Oluş sırası, zamana göre yapılır, olay başlar, oluşur, biter. Mantık sırası, cümleler birbirini destekler, açıklar. Aralarında çelişki bulunmaz. Görülüş sırası, yakından uzağa ya da uzaktan yakına doğru olur. Planlı bir paragrafın incelediğimizde giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluştuğunu görürüz. 1. Giriş bölümü. Çoğu kez paragrafın konusu bakış açısını ortaya koyan cümlelerdir. Giriş cümleleri ama, fakat, ancak, oysa, çünkü gibi bağlayıcı öğelerle başlamaz. 2. Gelişme bölümü. Giriş bölümünde ortaya konulan düşüncenin geliştirilip örneklendirildiği cümlelerdir. Çoğunlukla birden fazladır. 3. Sonuç bölümü. Konuyla ilgili örneklerin, açıklamaların bir yargıya bağlandığı cümlelerdir. Sonuç cümleleri genellikle demek ki, demek oluyor ki, anlaşılıyor ki, öyleyse, kısacası gibi bağlayıcı sözcüklerle başlar. Paragrafta ana düşünce. Her yazı belli bir düşüncenin dile getirilmesi amacıyla oluşturulur. Bu durum paragraflar içinde geçerlidir. Paragrafta aslı anlatılmak istenen, vurgulanan temel düşünce paragrafın ana düşüncesidir. Paragrafta ana düşünce bir cümle olarak verilmeyebilir. Bu paragraflarda ana düşünce parçanın bütününe sindirilmiştir. Biz onu anlar ve kendi cümlelerimizde ifade ederiz. Ana düşünce cümlesinin özellikleri. Kesin yargı bildirir. Yazarın yazma amacını ortaya koyan cümledir. Konuya değil, yazarın vermek istediği iletiye dayanır. Bu cümle, paragrafın giriş cümlesi olabileceği gibi ortasında ya da paragrafın sonunda da olabilir. Bazen bu cümle açıkça verilmeyip paragrafın bütününe sindirilebilir. Örnek: ormanlarımızın faydaları ifadesi bir paragrafın konusu olabilir. Fakat bu konu bir yargı bildirmiyor. Bu konunun ana düşüncesi gençleri ormanlarımızın faydaları konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyordur. Ana düşünceyi bulmak için şu sorular sorulabilir. Paragrafın ana düşüncesi nedir? Paragrafta anlatılmak istenen nedir?
Paragrafta vurgulanmak istenen nedir? Paragraftan çıkarılabilecek yargı nedir? Paragrafta bize iletilmek istenen mesaj nedir? Yukarıdaki sorulara asıl sözcüğü eklendiyse seçenekler birbirine yakındır. Yani güçlü çeldiriciler vardır. Bu nedenle o paragrafın tüm seçeneklerini daha dikkatli okumak gerekir. Şiirde ise ana duygu yani tema bulunur. Şiirde anlatılmak istenen asıl duyguya denir. Düz yazıda iletilmek istenen temel düşüncenin şiirdeki karşılığıdır. Tema bir ya da birkaç sözcükle anlatılır. Ana düşünce gibi yargı bildiren bir cümle değildir. Paragrafta yardımcı düşünceler. Ana düşünceyi destekleyen, çeşitli yönlerden açıklayıp güçlendiren düşüncelerdir. Yardımcı düşünceler, konunun çerçevesinin çizilmesine ve genişletilmesine yardım eden yan yargılardır. Yardımcı düşünceler birden fazla olur. Yardımcı düşünceler ayrıntılarla ilgilidir. Yardımcı düşünceyi bulmak için şu sorular sorulabilir. Paragraftan hangisi çıkarılamaz? Altı çizili çıkarılamaz. Paragraftan hangisine ulaşılamaz? Altı çizili sözcük ulaşılamaz. Paragrafta hangisine değinilmemiştir? Altı çizili sözcük değinilmemiştir. Paragrafta hangisinden söz edilmemiştir? Söz edilmemiştir. Altı çizili. Paragrafta anlatılan kişi için hangisi söylenemez? Söylenemez. Altı çizili sözcük. Paragrafı destekleyen düşünce hangisidir? Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Altı çizili sözcük yanlıştır. Paragrafta konu. Paragraf üzerinde durulan olay, kişi, durum, düşünce ya da duygudur. Yazarın yazma nedenidir. Her şey paragrafın konusu olabilir. Çünkü konu, yazarın okuyucuya ulaştırmak istediği ileti için bir araçtır. Konu ile ana düşünceyi karıştırmamak gerekir. Konu anlamlı bir sözdür. Bir bütündür ama yargı değildir. Paragrafın konusunu bulmak için şu sorular sorulabilir. Parçanın konusu nedir? Parçada ele alınan nedir? Parça neden söz etmektedir? Parçada üzerinde durulan nedir? Paragrafta anlatılan kişi için hangisi söylenemez? Örnek, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından aynı felaketin yaşanmamasını isteyen aydınlarca bir dünya barış eylemi başlatıldı. Bu eyleme Picasso, Julian Huxley, Eluard gibi sanatçılar da katılınca dünyada bugünkü barış bilinci ortaya çıkmış oldu. Konu, günümüzdeki barış bilincinin oluşması, sanatçıların katkısı. Burayı tekrar okumak istiyorum. Örnek, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından aynı felaketin yaşanmamasını isteyen aydınlarca bir dünya barış eylemi başlatıldı. Bu eyleme Picasso, Julian Huxley, Eluard gibi sanatçılar da katılınca dünyada bugünkü barış bilinci ortaya çıkmış oldu. Konu, günümüzdeki barış bilincinin oluşmasında sanatçıların katkısı. Paragrafta başlık. Paragrafın başlığı konunun özetidir. Konunun iki ya da üç sözcükle ifade edilmiş biçimidir. Önce konu bulunur, daha sonra konuyu ifade edecek uygun sözcüklerle başlık oluşturulur. Örnek, sanat, yaratıcılığın veya hayal gücünün ifadesidir. Diğer bir deyişle sanat, duyguların yaratıcı ifadesi veya dışa vurumudur. Sanatın en büyük düşmanı basma kalıpçılıktır. Önemli olan duygular değil, duyguları anlatış tarzıdır. Aşk duygusu ortaktır. Fakat herkesin aşkı kendine göredir.
İşte sanatta önemli olan bu kendine göreliktir. Başlık, sanat ve özgünlük. Anlatım bilgisi. Anlatım bilgisi üçe ayrılır. Anlatımın özellikleri, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım özellikleri. Üslup, bir sanatçının dili kullanma biçimidir. Bu, yazarın sözcük seçimiyle, cümle kurma biçimiyle, yani anlatım özellikleriyle ilgilidir. Açıklık. Bir anlatımın çeşitli yorumlara yer vermeyecek şekilde kolayca anlaşılır olma özelliğidir. Duruluk. Bir yazıda gereksiz sözcük bulunmamasıdır. Yalınlık. Bir anlatımda süslü ve sanatlı söyleyiş özelliklerinin yanı sıra gereksiz ayrıntıların bulunmama özelliğidir. Akıcılık. Bir anlatımın kulağa ahenkli gelecek, kulağı tırmalamayacak biçimde oluşturulma özelliğidir. Yoğunluk. Az sözle çok şey anlatmaktır. Özgünlük. Bir anlatımın nitelik bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olma özelliğidir. Anlatımın alışılmışın dışında yazarın kendine özgü olmasıdır. Sürükleyicilik. Yazının kendini ilgiyle okutma özelliğidir. Etkileyicilik. Yazının okuyucunun duygu ve düşüncelerini yönlendirebilmesidir. Doğallık. Anlatımın yapmacıktan uzak, rahat ve özentisiz olma özelliğidir. Tutarlılık. Anlatımın içerdiği düşünceler yönünden çelişkili olmayıp dengeli olma özelliğidir. Özlülük. Duygu ve düşüncelerin en az sözcükle anlatılmasıdır. Özdeyişler ve atasözleri özlü anlatımın örnekleridir. Anlatım biçimleri. Anlatım biçimleri düşünce anlatımı ve olay anlatımı olarak ikiye ayrılır. Düşünce anlatımı, açıklama ve tartışma olarak ikiye ayrılır. Olay anlatımı ise öyküleme ve betimleme olarak ikiye ayrılır. 1. Açıklama. Bu anlatım biçimi bilgilendirmeye yönelik olduğu için nesnel, altı çizili sözcük, nesnel bir anlatım uygulanır. Genellikle bir sözcüğün ya da terimin tanımı bir sorunun aydınlatılması amacıyla kullanılır. Makale, fıkra, deneme, eleştiri, gezi yazısı gibi düşünce yazılarında görülen anlatım biçimidir. Örnek: Cumhuriyet tarihimizde adına yasa çıkartılan ilk üstün yetenekli çocuk İdil Biret, 16 yaşından beri uluslararası arenada devlerle aşık atmaktadır. Bunun ne demek olduğunu ancak yapan bilir. Ufak tefek, zarif, yüzünden tebessümü eksik olmayan, gözleri her an zeka pırıltılarıyla ışıldayan genç piyano virtüözü İdil Biret, kendinden söz etmekten hiç hoşlanmaz. İdil Biret'in portre olarak resmi bulunmakta. 2. Tartışma. Yazar bir yargıyı, bir düşünceyi, bir olayı ele alarak karşı düşünceyi çürütmeyi amaçlar. Tartışmada yazar, düşünceyi kabul ettirme çabası içindedir. Yazısını inandırıcı kılmak için örneklerden, belgelerden, tanımlamalardan, tanıklardan, karşılaştırmalardan ve sayısal verilerden yararlanır. Makale ve eleştiri gibi kanıt gerektiren yazılarda kullanılır. Örnek: Eleştirmenin yargısına nasıl inanırım? Benim gibi bir adam değil ki o. Ben kitabı zevkim için, eğlenmek için okuyorum. O, okumayı kendine uğraş edinmiş. Kendi de ayırtına varmadan benliğine yeni bir şey katmak için okumuyor. Para kazanmak için okuyor. Ben sevdiğim bir kitabı açıyorum. Dura dura, düşüne düşüne, içime sindire sindire okuyorum. Birbirimize benzemiyoruz. Benim istediğimi, benim gönlümün çektiğini o nasıl ayırt edebilir?
3. Öyküleme. Öyküleme anlatım biçiminin seçilmesindeki amaç okuyucuyu olay içinde yaşatmak ve ona izlenim kazandırmaktır. Öykülemede kişi, yer ve zamana bağlı olarak hareketli bir yaşam kesiti anlatılır. Özellikle geçmiş zaman kipi ve geniş zaman kipi kullanılarak olaylar ve hareketler verilir. Roman, öykü, masal, tiyatro gibi olay ve hareket içeren yazı türlerinde kullanılır. Örnek: sabah yakındı. Arkamızda bıraktığımız tepelerin üstü morlaşıyordu. Genç şairlerle bizi tepelere doğru götüren arabalar, karanlığın içinde birbirinden düzensiz kafilelere ayrılmış, tıpkı bir dargın denizler kervanı gibi ilerliyordu. Yolun birkaç kilometre süren sahil kısmını konuşurken nasıl geçtiğimizi duymadık. Yine denizin sesi sustu. 4. Betimleme. Canlı ve cansız varlıkları ayırt edici özellikleriyle tanımlamadır. Varlıkların özelliklerini belirterek onları görünür kılıp sözcüklerle resimlendirmedir. Amaç varlıkları okuyucunun gözünde canlandırmaktır. Betimleme, gözleme dayalı, tatma, dokunma, işitme gibi duyuların da söz konusu olduğu anlatım biçimidir. Örnek: baharın geldiği ağaçların çiçek açmasından belliydi. Gökyüzü masmaviydi. Koca bir mevsim toprağı altına alan ve köyü örten kar dağların tepesine çekilmişti. Rüzgar esmiyordu, ayaz da yoktu. Yamaçlardaki tarlalarda çift süren köylüler vardı. Düşünceyi geliştirme yolları. Konunun işlenişinde amaca ulaşmayı, kavramayı kolaylaştırır. Hangi anlatım biçimi seçilirse seçilsin, bu yollardan biri ya da birkaçına başvurulur. 1. Tanımlama. Herhangi bir varlığın, bir nesnenin ya da bir kavramın kendine özgü niteliklerini söyleyerek onu tanıtmaktır. Tanımlama yöntemine kısaca nokta nokta nedir sorusunun yanıtıdır da diyebiliriz. Örnek: dostluk, kötülüklerden, saldırılardan, horlanmalardan sizi esirgeyenlerin yürek gücüdür. Dost, güzeldir, iyidir, esirgeyendir, koruyandır. Dost, gönül kapılarını ardına kadar sizi açan, bir ölçüde hoş gören, bağışlayandır. Gerektiğinde de kötü yanlarınızı, eylemlerinizi eleştirmesi gereken ama onurunuza hep saygılı kalandır. 2. Karşılaştırma. Bir kıyaslama söz konusudur. Kavramlar, kişiler, olaylar ve durumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulur. Herkesçe bilinen bir gerçeğin bu bilinen yönlerinden hareket ederek düşüncesinin sonunla benzeşen ya da benzeşmeyen yönlerini sergiler. Örnek: sanatta biçim sadece istif bir yerleştirmedir. Daha sağlam ve kapsamlı bir deyişle kurgudur. Sanatta öz ve içerik ise sanatçının konuyu algılayışı ve konusuna kattığı bütünün parçasıdır. Sanatçı, sonra yeteneği, zekası, bilgisi, kültür birikimi, dünya görüşüyle bunları kurgulayıp biçimlendirerek sanat yapısını oluşturur. Bu paragrafta sanatla biçim ile içerik karşılaştırılmıştır. 3. Benzetme. Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanın güçlü olana yakıştırılması yöntemidir. Örnek: maydanoz bir kere ekildi mi, bir kökünü kurutamazsınız. Bir daha kökünü kurutamazsınız. Ben istemiyorum artık, sökmek istiyorum dersiniz ve sökersiniz. Toprakta kalan kılcal maydanoz kökleri bir müddet sonra tekrar yeşillenir, maydanoz olur. Çok arsız bir bitkidir. Kanser de öyledir. Bir yere girdi mi, bir daha onu kurutamazsınız. Bu paragrafta maydanozun yayılışı
kansere benzetilmiştir. Örnekleme. Soyut bir düşünceyi somut ve anlaşılır kılmak için bu yola başvurulur. Daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerinde kullanılır. Açıklayıcı ve tartışmacı sözcüklerinin altı çizili. Örnek. Bence ölümsüzlüğün sırrı başkaları için iyi şeyler yapmadadır. Atatürk'ü düşünelim. Ölümünün üzerinden yıllar geçtiği halde yaptıkları ve başardıklarıyla dimdik ayakta duruyor. Sade bizim ülkemizde mi? Hayır, bağımsızlık savaşlarında yol gösterdiği nice mazlum ülkede aynı şekilde yaşıyor. Bu paragrafta ölümsüzlüğün sırrına Atatürk örnek gösterilmiştir. 5. Tanık gösterme. Anlatılmak istenen bir düşünceyi daha inandırıcı kılmak, daha iyi açıklamak için ünlü kişilerin sözlerinden yararlanarak düşünceler geliştirilebilir. Ünlü kişilerin altı çizili. Örnek. Sanat, insanın doğada bulduklarıyla yetinmemesi, dünyayı istediği biçimde yeniden yaratmaya kalkışmasıdır denilebilir. Bunun içindir ki Bacon, sanat doğaya katılmış insandır der. Bununla hem sanatın doğadan ayrı bir şey hem de insanın kendi beğenilerinin, tutkularının, duygu ve düşüncelerinin, kısaca kendi kişiliğinin doğaya yansıması olduğunu anlatmak ister. Bu paragrafta Bacon'ın adı ve sözü verilerek tanık göstermeden yararlanılmıştır. Bacon, yabancı bir kelimedir, Bacon diye yazılır. Sayısal verilerden yararlanma. Teknik ve istatistiğe dayalı bilgilerin anlatımında kullanılır. Daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatımlarda kullanılır. Örnek, günümüzde sanat dergileri 500 ile 2500 arasında satılıyor. En fazla 3000 satan dergi var. Kim bu 3000 kişi? Sanatçılar, sanata değer veren aydınlar ya da yazarlığa özenen kişiler. Halk 6-7 kitabı olan yazarların çoğunun adını bile bilmiyor.